Ediyor formalar bekliyor ee, sevgili seyirciler forma vermeye devam ediyoruz beyaz futbolda formalar arkadaşlarımız tek tek isimleri yayın sonrasına saklıyorlar hemen yeri gelmişken belirtelim beyaz futbolda formalar ee, Beşiktaş Antalya Spor karşılaşmasının skoru ne olur birazdan özet görüntüyü ekranlarınıza getireceğiz yarın oynanacak olan maçın özet görüntüsünü izleyeceksiniz nasıl oluyor? Birazdan ekranlarınıza getireceğiz e, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına devam edelim Yine mi var ya? Evet Futbol takımı ve Dirk Advokat'la ilgili olarak Aa. Dirk Advokat'la ilgili olarak açıklaması var e, Dirk Advokat'la ilgili ve futbolcularıyla ilgili Sayın Başkan Neler söylemiş bir izleyelim bakalım Galatasaray Beşiktaş kulüpleri 13-14 yıllar şampiyon olamamışlar Fenerbahçe'de bir gelenek var. En fazla 3 senede bir şampiyon olmuşlar. Evet başarısız futbol takımı. Başarısız. İyi takım değil diyebilir miyiz? Transfer yapıldığı zaman sezon başında herkes çok iyi oyuncular alındı dendi. Nokta atışlar yapıldı. Hoca da çok iyi. Bakın bunu samimiyetimle ifade ediyorum. Olabilir olumsuzluktur. 2003 2003 2004 yıllarında şampiyon olduk. İlk devrenin bitmeden 9 puandan fazla geriye genç arkadaşlar almıştık. 9 puandan daha fazla farkımız vardı. Ama yıl sonunda şampiyon olduk. 2010 11'de Sezon bitti, ilk devresi bitti. 17 maçın sonunda 9 puan geriye düşmüştük. İkinci devre 17 maçtan 16'sını kazandık. Birinde beraber kaldık. Şampiyon olduk. Hepimiz hapse gittik. Futbol bu. Spor bu. Olabilir. Ama sporun gerçeklerini kimse konuşmuyor. Televizyonlarla karalamadan başka bir şey yok. Neden Türk sporu ileri gitmiyor diye bir tartışma veya konuşma yok. Türkiye'de spor direktörü teknik işte yapılmış. Milli takımlarla ilgili. Ama ...kulüplerle ilgili beraber oturup... ...ya sporu futbolu nasıl çözeceğiz diye bir konuşma yok. Bakın ben gerçeği söyleyeyim. Fenerbahçe, Fenerbahçe'de dahil olmak üzere... ...Türk futbol takımları... ...Avrupa'da başarılı hep tesadüf olacaktır. Hiçbir zaman... ...devamlılık getiren bir başarı yakalamayacaktır. Bunu söylüyor bunu bunun aksini söyleyen gelsin be. Oyuncular iyi oyuncular. Bakın oyuncular kötü, oyuncular şöyle yok yani buna inanın. Kaliteli oyuncular, kaliteli insanlar. Ama bir uyuşmazlık var. Onu da kısa zamanda atlatırız, atlatacağız. El birliğiyle. Buna inanın. Açık ve net bir şey söyleyebilir miyim? Bir küçük bir eleştiride bulunmak istiyorum. Aziz Yıldırım'ın bu kadar konuşması, iki saatlik konuşmasından sadece bir şeyine katılıyorum. Başarılar tesadüf olur. Fenerbahçe'de dahil diyor. Bence de öyle. Türk futbolunda şu anda isterse şampiyonlar ligi şampiyonu olsun. Şimdi bak Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Bursa, Trabzon kim olursa olsun bu başarı tesadüftür. Ama diğerlerinin hepsi televizyonda karalamalar, karalamalardan başka bir şey yok diyor. Ee, yavaş bunu... bak. Yavaş yavaş gidelim. Hı -hı. Şimdi bak yine söylüyorum. Karalama şimdi iyi olanların hakkını veriyoruz. Vermedik bugün Trabzon'un hakkını verdik. Trabzonu çok ağır eleştirdiğimiz zamanlar olmadı mı? Oldu. Oldu. Bugün Galatasaray ile ilgili ne dedik? Çok iyi. şimdi Fenerbahçe takımı çok müthiş oynuyor da teknik direktörü çok aklı başında konuşuyor da biz bir şey mi dedik? Kötü antrenör falan demedik. Adam dedi ki benden daha iyisi varsa alın dedi. Bir teknik direktör e ee, şey arasında anlaşma yaparım ben milli maç arasında memleketime giderim diye. Bir gün Orada maça şey gidersin. Edirsin, kötü niyetli değil dedi. Ya değildir ama gider gitmez ama eğer bir ihtiyaç varsa gitmezsin falan. Zaten anlaşmazsın yani böyle bir adamla. Bel falan, falan. Yani yanlış bir şey söylemiyor. Karalama derken karalama üstün alınabilir. Ben Rasim de sevgili Çakar da çok sert konuştular zaman hocam da. Hocam yapmayın. Bak biraz daha yumuşak bunu uyardım çok uyardım. Hakaret etmeyelim. Hakaret var bunları dedim ben. Ama bugün de az yıldırıma da söylüyorum. Sert konuşmuşsun, ağır konuşmuşsun diyorum. Şerefsiz medya diye bir şey yok, öyle bir şey yok. Öyle olur mu ya? Camialar medya ile popülaritesini kazanır Ertemcim. Camia medya. Me hadi, hadi, bakalım. Çeye gitmesinler, idmana gitmesin gazeteciler. Hiç haber yapmasınlar. S i̇nsanlar gitmez. Maça gitmez insanlar. Bizim öyle bir medyamız yok ki. İnsanlar maça gitmezler. Tamam mı? Hepsi yani onun için alır. medyayı ayırmak lazım. Hakaret edenler evet haklısın. Hakaretler vardır. Onlarla kendin hukuki olarak davanı gör. Ama yanlış ağır olmuş. İki. Türk futbolu ileriye gitmesi diyor bir şey var değil mi? Evet. Türk futbolu ileriye gitmesi konuşulmuyor. Evet. Medya ne konuşabilir ki? Biz hep söylüyoruz Türk futbolu yönetme işte altyapılar eğilmek lazım, altyapı önem vermek lazım ama Türk futbolu ileriye gitmiyorsa bunun sorumlusu medya değildir ki. Türk futbolunu yönetenlerdir. Kulüp yöneticileridir. Kulüp başkanlarıdır. Türk futbolunun Ertem'im. Aynen öyle. Türk yani. futbolunun ilerlememesinin en büyük sorumluluğu kulüp başkanıdır. Çünkü kulüp başkanları mecburen yarışmacı takım oluşturmak zorundalar. Gençlere öyle önem veremiyorlar. Genç oynatamıyorsun. Hep yarışmacı olduğu için hep yıldız önemli oyuncu oynatmak zorundasın. Günü kurtarmak adına. Kulüp başkanları günü kurtarmaya. Ona göre orada aklı olabilirsin kendine göre. Çünkü eğer bir başkan şampiyon olamazsa ertesi sene istifa et deniliyor. O ayrı. Sabırsızlık orada var. Ama Türk futbolunu eğer bir yere getirecekse medya getirmez. Medya, medya konuşur. Medya konuşur. Medya bunu çok konuşmuştur. Herkes konuşmuştur. Türkiye'de bunu TRT, NTV'de bunlar spor programları yapıyorlar. Evet. Türk'ün ileriye gitmesi için çok futbol adamları çocuklar var. Futbol eski oynamış, oynamamış. Bir sürü bu işi bilen çocuklar var. Konuşuyorlar. Futbolda ne yapmak lazım? Altyapıya eğilmek lazım. Al işte sen Arsenal Futbol Kulübü açtın. Ciddi bir şey açtın. İnsanlar hücum ediyor her Altyapı niye? Çok ciddi. Altyapılar iyi önem sensin. Futbolculara çok iyi bakılsın, yemek getirilsin, okulları bilmem neleri düzgün eğitim verilsin. Bir kere en büyük yanlış biliyor musunuz? Sevgili kulüp başkanları. Altyapıdaki hocaların maaşlarını vermiyorsunuz. Maaşları verilmiyor. Ya. Bak belki verenleri bilmiyorum. O yani zaman tezih konuşalım ediyorum. Dedi, değil mi? Altyapıdaki, altyapıdaki maaş yani maaş zaten çok ufak. Altyapı hocasının Zaten bir çocuklar maaş alamıyor altı bocaları ne öğretecekler? İki hemen futbolu hemen bırakmış olan küçük genç altyapıya eğitmen alıyorsunuz. Hayır. Altyapı çok önemlidir. Altyapıya tecrübeli hocalar alacaksınız. Ve ama tecrübeli hoca almak için de büyük büyük hoca alacaksın ve büyük para vereceksin. Ucuz alalım altyapı. Ha seni oraya alalım. Yok öyle bir şey. Altyapı en önemli şey. Türk futbolu ilerlemesi için altyapıları önemsemek lazım. Medya ne yapacak abi? Medya Harun. konuşur. Futbolu yöneten kulüp başkanları, kulüp yöneticileri bunlar futbolu ileriye gitmesi için devrimler yaparlar. Başka Ertel mi? Sinan abi şunu soracağım. Bak <laughs> ya bu ne ya? Ha televizyonun önünden <laughs> Ya gelmemiş. Mevlüt yeter ya. Salam Mevlüt. Koçum hadi kızını öpüyoruz. Mevlüt yeter. Sinan abi bir şey ha. soracağım. Sayın Aziz Yıldırım. Buradan medyaya da, basına da, Fenerbahçeli yöneticilere de, Sayın Aziz Yıldırıma da sesleniyorum. Fenerbahçe'nin bugünkü puan durumu ortada. Evet. Bence de çok büyütülecek bir olay değil. Gerçekten değil. Bunu yürekten söylüyorum. Her zaman Fenerbahçe kazanacak diye bir durum yok. Her zaman Beşiktaş kazanacak diye bir durum yok. Ee, ama bunu bir taraftarınız söylüyor öncelikli olarak. Ama Sayın Aziz Yıldırım neden şunu yapmadınız? Bu kadar iki saat boyunca konuştunuz. İki saat boyunca şapkayı önüne koysaydı eğer deseydik evet bizim de hatamız bu bu bu. Mesela Vitor Pereira'yı Şampiyonlar yöneleme maçından sonra göndermemiz bizim için bir hataydı. Advokata süre verin. Advokat da bizim futbolcularımız adam gibi yoluna devam edecektir, düzelecektir, Ertem, toparlanacaktır. Ertem, Ama başarısızlığınızı Fenerbahçe medyaya kulübü... yüklemek dünyanın en saçma açıklaması. Fenerbahçe kulübü başkan olmak demek, Beştaş kulübü başkanı, Galatasaray, Trabzon bir kulübün başkan olmak demek üstün yetenekleri üstün vasıflara sahip olmak demektir. Bir kulübün başkanı Liderlik olmak. Liderlik demektir. Bak bir kulübün başkanı yönetmektir. Evet. Yönetmektir. Evet. Yönetmek ne evet. demektir? Doğru yönetmek, önceden bazı şeyleri iyi görmektir. Doğru. Sen eğer Victor Pereira'nın başarılı olup olmayacağını sezon biterken anlayacaksın. Eğer evet. yönetici, iyi büyük başkansan, iyi başkansan. Değil mi Ertem? Evet. O zaman ne yapacaksın? Ali Baba bağlandı ne dedi? Monaco eğlendin hocayı. Sezon başı advokat tipinde hocayı getireceksin. Diyeceksin ki bununla gitmez. Bunu görmek lazım. Doğru. Bunu hissetmek. Yöneticilik, başkanlık budur. Yetenek budur. Çünkü sen gibi başkansan, Fenerbahçe başkansan başkanıysan demek ki önemli bir yeteneğin vasfın var senin. Değil Olmalı. mi? Olmalı. Göndereceksin. Olmalı. Önceden hissedeceksin. Önceden hissedeceksin. Üstüne duracaksın. Israr edeceksin. Sinan abi bir tane hatasını söylesin ya. Bir tane. Şimdi Hiçbir Ferabaş'a şey takımı... Medya çaycı, bu öbürü sene, şoför, öbürü bak, bilmem ne. Bir tane hatasını başkan, söyle ya. takımı bu sene eleştiri hak ediyor. Dünyanın her yerinde, dünyanın her yerinde... Eleştirilecek. Böyle de. giden, ligde böyle giden, Türkiye'nin en büyük kulübünden bir tanesi Fenerbahçe bu şekilde top oynuyorsa... Böyle takım iyi olabilir, bilgilendirmez. Eğer... Van Persie 8 kilo fazla gelip de hala 1,5 senedir fizik olarak antrenmanda eğer hazır değilse, fizik olarak maça hazır değilse bunun eleştirisi yapılır. Bu karalamak değildir ama. Karalamak değildir. Yani hala Van Persie hazır değil. Hala hazır değil. Ben hala iddia ediyorum. Bu takımın bir numaralı yıldızı Van Persie'dir yetenek olarak. En yeteneklisi. Ama hala fizik olarak hazır değildir. Bu eleştiridir. Bunlar yapılır bu karalama değildir. Fenerbahçe takımı iyi futbolculardan kurulu. E ligin 7. 8. haftası halat Fenerbahçe takımı doğrusu top oynamıyor. Oynamıyor. Bunlar eleştiridir bunlar yapar. Ben bu yönde eleştiri yaparım. Ama şunu da söylerim. Burada Rasim içki içmedi. İçemez, içmez de. Yemin de ettim. O zamanki konuda etme. İçmez. İçki falan içmez. İkincisi Rasim hakarete varan bazı konuşmaları uyarmışızdır, haklısındır. Ama seninki de sevgili başkan ağır olmuş. Yani ağır olmuş. Haklıyken haksız duruma düşürdüm bence kendini. Sinan abi. Haklıyken haksız duruma düşürdün. Yani kendi camianda. Ha Fenerbahçe takımı taraftarı der ki. Kardeşim bizim takımımız çok iyi. Ama senin taraftarın, seni seven, senin sevdalıların seni eleştiriyorlar. E biz burada dersek ki. Çok dedik zaten. Çok iyi, çok koruduk, çok yaptık. Bir şey söyleyebilir miyim? Sayın Aziz Yıldırım ve bazı Fenerbahçeli taraftarlar diyor ki sosyal medyada da. Siz Fenerbahçeli bilerek uğraşıyorsunuz. Ahmet Çakar, Rasim Ozan. Bu programın pazar ve pazartesi günleri biraz şova dönük bir futbol programı olduğunu söylüyoruz. Evet bazen e, biz de söylüyoruz Sinan abiyle zaten. Ya ne olur Allah aşkına Rasim şöyledir, böyledir, bilmem nedir. Hoca kendi uslubünce, kendi dilinin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Biz futbolun arka bahçesindeyiz. Pazar günü biz cumartesi futbol programı yapıyoruz. Pazar, pazartesi futbol show programı bu. Bakın bu stüdyoda hani diyorsunuz ya dik advokata şöyle dedi Rasim böyle dedi bilmem ne. Fikret Orman Başkanı Ahmet Çakar en büyük eleştiriyi yaptı. Ya Ertem'ciğim. Şimdi söylemek istemiyorum. Ertem, hani tekrar tekrar anlıyor. dünyama gelmesin. Galatasaray'da e, Sigdorson diye bir futbolcu var. Rasim Dursun Başkan'a neredeyse ucu oraya kadar gelecek bazı açıklamalarda bulundu. Bazı yakıştırmalarda bulundu. Bu sır Fenerbahçe değil. Artı Sayın Başkan Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi eleştireceğiz tabii. Beşiktaş'ı da Galatasaray'da. Abi. Yok eleştirirseniz. Fenerbahçe bir markadır. Fenerbahçe büyük bir markadır. Öyle şey Fenerbahçe ya. markası eğer futbol takımı kötü gidiyorsa bak camia kulüp eleştirilmiyor. Büyüklüğü tartışılmıyor. Ertem'ciğim büyüklüğü tartışılmıyor. Yönetenler ve oynayanlar teknik kadro. Şimdi diyelim ki bunu yarın Çakar'la Rasim gelecekler. Çakar'ın pek iyi. Şimdi biz Rasim edeceğiz ki Rasim'ciğim yarın Ertem de aynısını söyleyeceğiz. Bak şöyle Rasim sakin ol kardeşim. Gerek yok. Böyle böyle. Sen daha yumuşak ol falan. E yani çünkü ne verirsen karşılığını alıyorsun. Sen bugün sevgili başkan eğer bu Rasim'le genel alanda öteki televizyonlarda da aynı bu işlenecektir. Bu konulara girmeseydin yarın belki Rasim girmeyecek. Şimdi sen demeyecek misin yarın Rasim? Sakin ol. Galyana gelme. Gaza gelme. Ben de diyeceğim ama bak Rasim. Hakaret etme. Tamam normal cevabını normal vereceksen ver. Usturuplu ver. Bunları hep söyleyeceğiz yarın biz. Doğru. Bunları söylemek zorunda kalır. Çünkü niye? Biz bu programın büyüğüyüz, abisiyiz büyüğüz. Onun büyüğüz. E senin de dostunuz. E diyoruz ki kardeşim kırma. E ben şimdi ne diyeceğim Rasim'e? Yine şu elimizden diyeceğiz Rasim yapma. Etme koçum. Hadi aslanım. Tamam falan filan. edeyim değil mi Ertem? Aynen Sen öyle zaten yani. hep söylüyorsun. Rasim yapma. Rasim yeter. E kardeşim. Efe Han Efe demiş ki süt dökmüş kedi gibisiniz. <laughs> bazı seyircilere, e, bazı böyle sosyal medyadaki Ertem, bazı Ertem. isimlere Ertem işte gerçekten bak, Bak ne işte. diyorlar biliyor musun? Bunlar ne istiyorlar biliyor musun? Bak şimdi bunlar Aziz Bey'in bu söylediğiyle ilgili biz ne dedik? Tebrik ederiz Aziz Bey e mi dedik? Tebrik ederiz çok güzel mi konuştun dedik? Öyle bir şey mi söyledik? Bir şey dinliyorsun. Ben, sen çok güzel bir şey söyledin Bir Sinan şey mi dinliyorsun? Ona, ona takıldım. Yok hayır hayır bir şey dinlemiyorum. Ha. Kulağım sende ama bir, yarım saat önce çok güzel bir şey söyledin Ertemim, Sinan abi. Ertemim. Biz burada Aziz Bey'i Efe'ciğim biz burada Aziz Bey'i yani övmedik. Aziz Bey'in yanlış, haklıken haksız duruma düştüğünü. Daha ne diyeceksin bütün ya? Bütün konuşmalarının hiçbirisine katılmıyorum dedin. Daha teknik konuşabilirdin, anlatabilirdin. Daha ne diyeceksin Kulübün geri. Ama medya şerefsiz medya falan bunların yanlış olduğunu yanlış. Biz başka türlü bir kelime kullanamayız. Ben dört buçuk yıldır seninle program yapıyorum Sinan abi. İlk defa bir yorumda. Sevgili evli. İlk defa bir yorumda. Sevgili seni... Efe. Sevgili Efe. Biz başka kelimeleri kullanamayız. Bizim terbiyemiz müsaade etmez. Aynı. Biz kimseye karşılık hani bu şekilde cevap vermeyiz. Yani işte o şerefsiz medya dedi bilmem ne falan. Ben zaten üstüme alınmam. Kalkma sen de şerefsizsin, bilmem nesin falan bile. Bu laflar bizim şeyimiz. Ama diyor. bir şey söyleyeyim. Ama bizi seyreden çoluk çocuk gençler var. İnsanlar var. Bizim bizde bizde büyüyen insanlar var. Gerek yok. Benim tarzım bellidir. Bak bir insana yanlış konuştun demek de eleştiridir. Yanlış. Tebrik ederim başkan, çok güzel konuştun. Haklısın. Hayır. <laughs> kendine göre haklı sebeplerim var. Doğru. Sana çok hakaret ettiler. 2011'den beri seni evet asıyorlar, kesiyorlar. Ben burada bu arkadaşlarımın yüzüne söyledim. İkisini de bugün dedim sizden hesap soracaklar dedim. Bu kadar dedim. Ağır eleştiriyorsunuz. Yazık günah dedim yüzlerine de söyledim. Ama olarak. Sinan abicim bir araya girebilir miyim? Özür dileyerek. Stavla. Sayın Aziz Yıldırım 2011'den önce de böyleydi kapat kamerayı. Seni kovarım. Patronuna söylerim. Bilmem niye yani, neye söylerim. Hayır, tamam. kamerayı. Çekil git buradan. Bilmem tamam, ne ne oldu. Ertem, burada, yani, Hep aynıydı. Gerek yok bu konuyu fazla. Yani biz burada kimseye izahat vermek zorunda. Biz kendi bildiğimizi, <laughs> kendi doğrularımızı yapıyoruz. Kendi terbiyemizle eleştirimiz yaparız Ertem'ciğim. Burası Dingo'nun ağrı değil. Şimdi biz bu eleştiri yapınca sokakta gezemeyeceğiz. Bak ben Gezirmem diyor ya. Ben hukuk ne dedim. dışında da görüşürüm. Bu görüştü ne yapacak? Ben Adam olacak Ben ne dedim mesela Erman Hoca ile ilgili? Dana kelimesi kullandım. Üzüldüm. Dedim ki yani Erman Hoca'yı ben severim. Kusura bakma dedim. Yani bunlar bizim tarzımız bu. Bazen biz de sinirleniriz. Yo, Serkan aradı. Sen dedi ki Serkan sizle aradı. ilgili değil dedi. Serkan aradı. Hayır tamam. Ama ben bizim tarzımız o değil arkadaşlar. Biz yanlış doğru hata yaptım deriz. Hata dedik. Evet yanlış bir konuşma. Bana göre konuşma yanlış. Daha bu tamamıyla bir kongre üyelerine yapılan bir konuşma. Yani kongre üyelerine yapılan bir konuşma. Tamamıyla bu ee, gelen alanla bir bilgilendirme konuşması bana göre değil arkadaşlar. Bu tamamen bir hesap sorma ve meydan okuma konuşması yapmışlar Aziz Yıldırım kendine göre. Mevlüt. Mevlüt yeter engelleyeceğim bak seni ha. Şarjı bitirdim <laughs> Mevlüt. 150 tane mesaj olur mu ya? <laughs> Allah evet. Allah. Yani çok enteresan bu açıklamalar çok tuhaf. Ee, bazı işlerinde bölümler var ki özellikle hukuk önünde evet hukuk önünde Sayın Aziz Yıldırım da hesap sorar. Başkası da Aziz Yıldırım'dan da hesap sormaya kalkar. O ayrı. Hukuk herkese açıktır. Hukukun tarafı yoktur. Nüfus kağıdı yoktur. Ama hukuk dışında da konuşacağım derken Sinan abi biraz Aa, önce yarım saat yanlış önce, abi. çok önemli bir açıklama ne diyeceğiz abi? abi Daha olsa, ne demek. olsa, ne olacak? Dışarıda herhangi birisine e, onu eleştiren sadece bizim programımızda de değil de bir başka değil. Başka programlarda da eleştiriliyor. Ayrıca başkan bak sinirlenmiştir zaten Bak bu tarzda da bir adam de. değil. Benim tanıdığım Aziz Bey de böyle hani vurdu kesti astı kesti falan öyle hani mafyatik falan da öyle büyüyor. İnsan da değil yani. Ha tabi herkesin kendine göre bir takım pikeyleri vardır ama bir grup ben... başkanı bak Ertan bu işin özeti budur arkadaş. Bir koltuğum varsa 13 hazır olsun. Bir koltuğum varsa bir makamın varsa güzel kardeşim her türlü eleştiri bu ülkede var. Bu <laughs> ülkede kulüp başkanı olmak da, yorumcu olmak da, futbolcu olmak da, televizyoncu olmak da, artist olmak da Ertem'cim, siyasi ölçü olmak da çok zor. Bak şimdi sana bir şey söyleyeyim. O zaman yapmayacaksın. Bizim yüzlerce, yüzlerce, binlerce Instagram'ımızı, tweet'imiz geliyor. Bırakalım televizyon programını. Ben gideyim yerleşim Ayvalı'a. Telefonum çalmaz bile. Tweet bile gelmez. Yani Instagram'ıma bir tane yorum e, bile bana gelmez. Yazılanlar. Mesela hayır. Yorum bile gelme. Niye? Burada yorum yapıyoruz diye geliyor. He, sıkıldıysan yorumlardan. Bak, hakaretlerde haklısın sonuna kadar. Hakaret. Ama burada eleştirileri de kastediyorsun Başkan. Biraz sen eleştirileri de kızıyorsun. Eğer sıkıldıysan sevgili Başkan. Sıkıldıysan o zaman bırakacaksın. He, haklı. Kimse Sayın Aziz Yıldırımın ailesine. Ailemez, anasına, babasına, eşine, çocuğuna, dedi, çocuğuna Ertem? dil uzatamaz. Ertem diyebilir Uzatırsa da zaten ilk Diyemez, Ertem. bırak Fenerbahçe TV'yi falan ben bu programda çıkarım. Öyle bir şey Yıldızımız barışmayabilir kimse ama burada hocam. masaya yorulunuzu vururuz. Ya. Böyle bir şey olabilir mi? Kimse. Ay. Ama ben bugüne kadar da Aziz Yıldırım'a hangi televizyon kanalında e, ailesine dil uzatıldığını. Öyle bir şey yok. Yani ben inan. Hayır ailelerimiz de seyrediyor. O <laughs> O anlamda kimse haddi değil. Abi. Böyle bir şey, şey mümkün değil. Kimse haddi değil Ertem. Mümkün kimse değil. Böyle bir şey olamaz. Ertem kimse haddi değil. Onu demiyor. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz, ailelerimizler. Bir izleyelim mi Sinan abicim? İzleyelim. Tekrar o bölümü e, i̇zleyelim. çok dikkat çekti, ilgi çekti. Çünkü Hangisi? Tamam. bayağı bir tweet de geliyor bu konuda. E, Aziz Yıldırım'ın o konuşmalarını bir kez daha izleyelim. i̇zleyelim. Diyorsunuz ki, e, içmiyor, içmiyoruz diyorsunuz. İşte biz içmiyormuşuz ya. E, nasıl Beşiktaş-Antalya maçının özet görüntüsünü ekrana getireceksiniz. E, kafanız ayık mı diyorsunuz. Birazdan ekrana getireceğiz, merak etmeyin. Sosyal medyada bununla ilgili çok e, yorum var. Her zaman açız bu tip eleştirilere. Ama az önce anons ettiğimiz bantı bir kez daha izleyelim. İzlediğimiz bantı bir kez daha izleyelim. İşte Aziz Yıldırım'ın e, hani o inanılmaz sert açıklamaları, hedef alıcı açıklamaları bir kez daha ekranda.